Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yineden Tığ Ayoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Size yine iğneden tığa yapımı kolay, güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelimiz hazır. Şöyle bakın, minik bir çiçek ağacını anımsatıyor. Şöyle küçük bir çiçek ağacı da denilebilir. Yapımı çok kolay. Böyle çıtı pıtı bir model hazırladım. Çimeni iğne oyasında olan sinek kanadı üzerine bu pipirikler yerine zincirden pipirikler hazırladık arkadaşlar. Birebir aynısı oldu. Şöyle modelimizi de göstereyim. Anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın, bu iki tane çiçeğimizin arasına 9 tane tığ battı mesafesi verdim. Bu benimki dediğim gibi her zaman model amaçlı arkadaşlar. Siz bunu 11 veya 13 verebilirsiniz. Fazla da açmayın, güzel durmaz. Evet, demin dediğim gibi arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi 2, 4, 6, 7. 7 tane bu tığ battı mesafesini 9'a tamamlayalım. 2 ve 3. 3 zincirimi ve bir tığ battı oluşturuyor. 3 zincir tığ battıya girip bir tığ battı oluşturuyorum. Bakın, 9 tane tığ battı mesafesini verdik. Hemen dallarımız için yuva hazırlayacağız. Tığımızı 2 defa doladık. Hemen yuvaya girip 2, 2 ve 2. Evet. 3 seferde aldığımız trabzanımız hazır. 5 tane zincir çekiyorum ve kapatıyorum. 5 zincirden bir pipirik oluşturdum. 4 zincirle şöyle dönüşümü yapıyorum. Kapattım. 10 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10. Hemen düz tarafına döndüm. Trabzana sık iğne ile sabitleyip ilk dalı bu şekilde oluşturduk. Bakın. Şöyle göstereyim. Sinek kanadımız hazır. Aynısından buraya yine bir tane daha yapıyorum. 5 zincir. Trabzana kapat. 4 zincir. Ve buraya. 5 zincirli yuvaya kapattım. Şimdi 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çevirdim. Bu trabzana aynı yere kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bakın 2 tane buraya bu şekilde sinek kanadımızı hazırladık. Aşağı fazla kaymasın diye de şöyle bir tane yanına muhakkak sık iğne. Bu kadar. Şimdi buraya 9 tane tığ battı yapacağız. 1, 2, 3 zincir. 2, 1, 2, 3 zincir. Şöyle tığ battıya girip kapattım. İpimizi güzelce esnetelim arkadaşlar. Bu şekilde zürafa gibi incecik zincirlerle tığ battılarımızı yapalım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3 zincir. Bu da 9. Şöyle bakın. 9 tane o iki sinek kanadı arasına tığ battıyı hazırladık. Ve sinek kanatları içinde 2 defa tığı dolayıp yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yuvası hazırladım. Şimdi 5 tane zincir. Bu yuvanın içerisine 2 tane sinek kanadı yapıyorum.
1, 2, 3, 4 zincir. Çevirdim. Kapattım. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekip hemen bu trabzanın ara kısmından girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yanına kapatıyorum. 4 zincir. Çevirdim. 5 zincirli yuvaya sabitliyorum. 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar düz tarafına dönüp buraya trabzana kapattım ve ayrı yere tekrar. Bakın. Şimdi 1, 2 zincir tığ battıya kapattım. 9 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. 3 zincir kapatıyorum. 3 zincir. 3 zincir kapattım. 1, 2, 3 zincir. 4, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. Bunu 9 tane yapacağız arkadaşlar mesafeyi. Sonra trabzanı yapıp trabzanın içerisine bu şekilde 2 tane sinek kanadı yapıp çimeni bu kadardan oluşacak. Şimdi biz bu dalların üzerine çiçek yapmaya geçelim. Evet, şöyle modelimizi alıyoruz. Bu ilk dalımızın içerisine sık iğne yapıyoruz. Ve bir şunu yakalım. Yedi tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapattım. Bu şekilde buraya 4 tane pipirik hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. 4 tane buraya. Bakın. Bu şekilde pipiriğimizi hazırladık. 3 zincirle diğer dala geçiyorum. Bu benim geçiş köprüm. Diğer dala geçtim. Sabitledim. Buraya şimdi arkadaşlar 7 tane zincir çekip üste geçiş yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 zincir ile geçtim ya. Direkt hemen şöyle 7 zincir ile ters çevirip buradaki ilk pipiriye tutturdum. Bir üst katı yapacağız. Yine 7 zincir çekiyorum. Çevirdim. Buraya zincirin ara kısmına kapattım. 7 zincir. Zincirin ara kısmına. Yine 4 tane buraya pipirik yapacağız. 3 olmuş. 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir. 4. Dördüncü pipiriği. Şimdi 4 tane oldu. Burada bakın 3 zincirlik mesafe kaldı. Buradan bir tane buraya pipirik oluşturacağız. Şöyle 4 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 4 zincirimi çekip bu yeşil dala iniş yapıyorum. Bakın bu kalan zincirle de benim diğer yarıyı tamamlamamla buraya bir tane pipirik oluşturduk. Ve 3 tane daha yapıp burayı da 4.'ye tamamlayacağız. 7 zincirimi çekiyorum. Kapattım.
7 zincir, 2, bir de aşağı inme, 3 tane oldu arkadaşlar. Buranın kirpiği. Bir tane daha yapalım. 6 ve 7. Her yuvaya 7 zincirden 4 pipirik oluşturduk. Şöyle bir zincir dibine çekerek hemen ipimi koparıyorum. Bu kısımda yanık olmasın diye muhakkak arkadaşlar. Şuradan bir tane bile tel olsun alın arka taraftan. Yani kolaylık olsun diye söyledim, ne kadar alırsanız. Yanda kalmasın, şu yanık izi, şu ip izi oluşmasın diye. Böyle arkaya çekin. Temiz, tertemiz oluyor. Şimdi bunu ben şöyle bakın tutup buraya yakacağım. Evet. Bir de o kadar güzel ve hoş çıtırık duruyor ki arkadaşlar. Belki bu güzellik ekrana yansımıyordur. Zincirleri de sıkı çektiğimiz için şöyle kalıp gibi de duruyor. Şöyle işimizi gösterelim. Elimizi düzeltip. Şimdi bir tane daha yapayım. Daha iyi pekişsin. Evet. Bu sefer de mor rengi seçtim arkadaşlar. Mordan yapalım çiçeğimizi. Buraya yuvaya. Sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Pipiriklerimiz 7 zincirden oluşuyor. 4 tane yapacağız. İpim leylak marka. Zaten ince, bir de ben esnetiyorum, daha ince oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçüncü. Yine 7 zincir. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle ilk dalımızı 4 tane bu şekilde kirpiği hazırladık. 3 zincirle diğerine geçiyorum. Bakın. 3 zincirle. Bu sadece geçiş köprümüz. Şimdi direkt bakın dalın pipiriklerini değil, bir üst kata 7 zincirle geçiyorum. Ortadaki pipirik için 7 zincir çektim. Buradan ilk kirpikten buraya sabitledim. 1, 3, 4, 5, 6 ve 7. Döndüm. Buraya 7 zincirli yuvaya 4 tane bu şekilde kirpik yapacağım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri, yine 7 zincir, dörde tamamladık burayı da. 7 zincirli yuvanın içerisine 7 tane zincir çekerek 4 tane pipiriği hazırladık. 4 zincir çekerek de şöyle yeşil dala iniyorum. Bu da yeşil dalımın bakın ilk pipiriği olmuş oluyor bu iniş. Şöyle yine bunu dörde tamamlıyorum. İkinci pipirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçüncü. 3, 4, 5, 6 ve 7. Dördüncü. Hemen dibine bir tane zincir çekiyorum. Şu iniş pipiriyle beraber 3 tane de ben yaptım. 4'e tamamladık. İpimi kopardım. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bunu da orada bırakmıyorum. Şuradan 1 veya 2 ne tutabilirseniz buradan geçirip bunu hemen yakacağım. Şöyle daha hem daha güzel toplu duruyor hem de o siyah yanık izi oluşmuyor. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Hepsini bir tutup göstereyim. Şöyle.
Mor rengi ışıktan pek yansımıyor olabilir. Böyle bakın. Kır çiçekleri gibi. Mesafesi de fazla değil, yakında değil arkadaşlar. İster bu seviyede yapın, ister iki tane fazla şöyle tığ battı yapabilirsiniz. Sallantılı haline de baktayım. Çıtı pıtı zarif iğneden de şöyle göze hitap eden hoş bir model oldu. Kolay model, zarif model, çıtı pıtı modeller arayanlar için ideal bir örnek arkadaşlar. Güzel de bir duruşu var. Böyle hoş çıtı pıtı. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle yamuk kalmıştır. İnşallah yamuk çekim olmamıştır. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.